Demokrat Parti çok önemli bir haftayı geride bıraktı. Partinin başkan adayının belirlenmesi sürecinde salı günü 14 eyalette birden ön seçim vardı. Joe Biden 14 eyaletin 10'unda ipi göğüsledi, hatta beklenmeyen bazı eyaletlerde de öne geçti. Cesur, iyi, dirençli insanlarız. Yeniden inanabiliriz. İçinde bulunduğumuz bu andan daha iyiyiz. Bu başkandan daha iyiyiz. Bu ülkeyi geri alalım. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bernie Sanders'a 4 eyalette birinci gelebildi. Ama o da süreç sonunda zafer kazanacağından emin görünüyordu. Bu akşam size emin olarak söylüyorum, Demokrat Parti'nin adaylığını kazanacak ve bu ülkenin tarihteki en tehlikeli başkanını yeneceğiz. Güney Carolina ön seçiminde elde ettiği başarının ardından Pete Buttigieg ile Amy Klobuchar'ın yarıştan çekilerek destek verdiği Biden, Süper Salı'ya arkasını aldığı bu destekle girdi ve büyük ihtimalle kendisinin de beklemediği bir başarıyla Süper Salı'yı tamamladı. Well, this is certainly a big night. Joe Biden için kesinlikle büyük bir geceydi. Özellikle seçim kampanyasının iki hafta önceki durumunu düşününce bu seçime büyük yatırım yapmadan kazandı. Bernie Sanders için de önemli geceydi ama Sanders için daha büyük bir gece olması bekleniyordu. Ancak ivme Biden'a dönse de Süper Salı sonuçları yarışın bittiği anlamına gelmiyor. Bernie Sanders'ın Beyaz Saray'da olması için yakında olacaklardan çok heyecanlıyım. Sanders'ın destekçileri de kendisi gibi pes edeceğe benzemiyor çünkü önlerinde daha önemli seçimler var. 10 Mart'ta 6 eyalette birden ön seçim var. Hemen ardından bir hafta sonra 4 eyalette daha seçim yapılacak. 17 Mart'taki yarışta Florida'da sandıklar kurulacak. Ay sonunda ise Georgia eyaleti hangi adayı tercih ettiğini ortaya koyacak. Bu ayın sonuna kadar 1000 delege kazanılması söz konusu. Delege yarışında Süper Salı ile birlikte Biden öne geçse de bu kapanmayacak bir fark değil. Joe Biden için Demokrat Parti'den gelen destek açıklamaları Bernie Sanders için önemli bir sorun. Süper Salı öncesinde yarıştan çekilen Pete Buttigieg ve Amy Klobuchar Joe Biden'a desteklerini açıklamışlardı. Süper Salı'dan sonra da yarıştan Michael Bloomberg çekildi ve o da desteğini açıkladı Joe Biden'a. Elizabeth Warren yarıştan çekildi. Ancak Joe Biden kadar Bernie Sanders bu destek konusunda şanslı değil. Özellikle Demokrat Partili isimlerin Joe Biden'a yönelik destek açıklamalarının Demokrat seçmeni eski başkan yardımcısına yönlendirdiği belirtiliyor. İlk anda 20'den fazla isimle başlayan Demokrat Parti başkan adaylığı yarışı şimdilerde ikiye inmiş görünüyor. Süper Salı önemli bir dönemeç olsa da öne çıkacak isim için Mart ayının sonunu beklemek gerekecek. Biden'ın aslında Demokrat Parti tabanında bir heyecan yaratmadığı, ancak Sanders'ın Trump karşısında başarısız olacağı düşüncesinin Demokrat seçmeni eski başkan yardımcısına yönlendirdiği yorumları yapılıyor. I don't think people really know what Biden's running on. Biden mitinglerde konuşunca, mülakat verince, yani New Hampshire'daydı ama Vermont'ta olduğunu sanıyordu. Bir mitingde Senato için yarıştığını belirterek oy istedi. Güçlü görünmüyor. Sanders'ın herkese ücretsiz sağlık hizmeti ve eğitim gibi uygulamaya koymayı planladığı politikalar ve kendisini sosyal demokrat olarak nitelemesiyle kararsız eyaletlerde başarılı olamayacağı ve bunun da Trump'ın işine yarayacağı yorumları dikkat çekiyor. Demokrat Parti'de benzer tartışmalar 2016'da da yaşanmıştı. Sanders'ın o dönemde adaylığına karşı Demokrat Parti'nin neredeyse tamamı Hillary Clinton etrafında toplanmıştı. İşte o dönem bunun Sanders destekçilerini küstürdüğü ve sandığa gitmemeleri nedeniyle Trump'ın başkan seçildiği yorumu yapılmıştı. Biden'ın Demokrat Parti'nin adayı olması durumunda yine benzer bir tabloyla karşılaşmamak için şimdiden Demokrat Parti'de çeşitli fikirler ortaya atılıyor. Sanders ve destekçileri yarışın daha bitmediğini belirterek bunu tartışmak için henüz erken olduğunu söylüyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.